topun üzerine doğru geliyor. Vuruyor ve gol. Süper Kupa Türk futbolunun en büyük kupası olarak kabul ediliyor. Lig şampiyonuyla Türkiye Kupası galibi 1966'dan 2006'ya kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası için son 17 yıldır da Süper Kupa için kozlarını paylaşıyor. Cumhuriyet'in 50. yılında olduğu gibi Cumhuriyet'in 100. yılında da Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupayı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçı Suudi Arabistan'da oynatma kararı kimseyi memnun etmedi. Süper Kupa Türkiye'de oynansın. Kupayı da eski adı Sayın Cumhurbaşkanı Kupası'ydı. Kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumunda veya Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanmasının kabulünü arz ve teklif ederiz. İki kulüpten gelen açıklamalara rağmen federasyon Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmeyeceğini açıkladı. Ben kulüplerin ki bu anlaşmanın içindeyken bir göstermelik itiraz mı yoksa gerçekten burada oynamak istiyorlar mı ondan çok emin olamadım ama taraftarın emin olduğu çok net. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kırılış yıl dönümünde kesinlikle ve kesinlikle bu Süper Kupa Türkiye'de oynanmalıydı. Hatta gerekirse ne bileyim Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla ya da ne bileyim 100. yıl adıyla özel bir anlamda katılabilirdi hatta. Spor severler de federasyonun kararına karşı. Türk ülkelerin karşı bir ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkiye'nin iki büyük takımının maçının Türkiye'de oynanması gerektiğini düşünüyorum. Başka bir ülkede değil. Yani bu Ankara'da olabilir ya da Fenerbahçe stadı olabilir, Galatasaray stadı olabilir ama kesinlikle Arabistan'da oynanması gerektiğini düşünmüyorum. Şurada 10 kişiden 9'unu çevirseniz en fazla ikisi gidebilirim der. O da gerçek anlamda fanatik insanlar. Hani çok izlemek isteyip gidemeyecek olanlar da var. Türkiye'nin 100. yılında bu maçın tamam mı nerede olması lazım biliyor musunuz? Bu maçın ya Ankara'da 19 Mayıs stadı eski orada olması lazım. Ya Sivas'ta olması lazım. Ya da Erzurum'da olması lazım. Galatasaray, Fenerbahçe bunlar marka değer zaten bunlar. Yani bu arkadaşlar yokken de bunlar değerdi. Şu an hala değer bunlar yani. Şimdi Arabistan hakkında zaten biliyoruz ki bu Atatürk karşıtı insanlar, şeriat yanlısı. Bizim bütün düşüncelerimize aykırı bir ülke. Bu yüzden burada oynanması bence çok sıkıntılı. Gerek yok. Para için yani insan 100 yıllık bir cumhuriyetin şeyini atmamak lazım yani böyle bir insanların para için. Aleyhimize bir şey bence yani yapılmaması lazım. Her ne kadar Türkiye Futbol Federasyonu son kararı verdik dese de spor yazarı Alparslan Akkuş'a göre Süper Kupa finalini Türkiye'ye almak için hala geç değil. İHA'mızı yapıyoruz, SİHA'mızı yapıyoruz, arabamızı yapıyoruz, vesairemizi yapıyoruz. Kimseye ihtiyacımız yok. Yoksa yani bu kadar dev bir cumhuriyetin kimseye ihtiyacı olmayan, dev imkanları olan bir cumhuriyetin 100. yılında da oradan gelecek 3-5 milyon euroya ihtiyacı olmayıversin. İstesen bu kadar iyi denk gelmez. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde bu özel kupanın kim arasında oynanması, yani Türk futboluna damga vurmuş en önde giden iki kulübe isteseniz denk gelmez, denk gelmiş. Ya bundan daha iyi fırsat olur mu? Koy adını 100. yılı özel diye yapıştır istediğin bir tarihe. Samsun'a koy, Ankara'ya koy, İzmir'e koy. Buradan derhal dönülmesi lazım bence. Türkiye Cumhuriyeti bu kupayı, bu iki güzide kulübü bir araya getiren kulübü ne yapıp Türkiye'de oynamalıdır.